Ben Bey Yatırım'a döneceğiz. Ben Bey Yatırım'da Tonguç Erbaş bizleri bekliyor. Tonguç Bey merhaba. Ha, Tonguç Bey değilmiş bugün bizi bekleyen, Bedri Sağlanmış. Bedri merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Seçim öncesi son işlem gününde yorum yapmak kurumunuz adına sana düştü. Ne diyorsunuz fiyatlamalara ilişkin? Seçim öncesi tabii, hem seçim öncesi hem de bugün tarım dışı istihdam günü olması gerçekten piyasaları çok tedirgin etti. Tarım dışı rakamda beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu da bir dalgalanma yarattı. Seçim öncesinde dolar TL'yi de yine TL'yi bu kadar zayıf karşılamak gerçekten iyi olmayacak. Tekrar 2.70'lere yakın seviyelerdeyiz. Dolayısıyla seçimde de olası bir koalisyon durumu, dolayısıyla anlaşılabilir mi anlaşılamaz mı, yeniden bir erken seçim olur mu gibi durumların oluşması da piyasalarda tedirginliği arttıracaktır. Bu gerçekten iyi bir sonuç doğurmayacaktır bizim için. Endeks tarafında sakiniz. 82.000 seviyelerindeyiz, belki biraz altında. 80.000'i takip edeceğiz. Seçime buralardan girmemiz doğal. Seçim, yani iyi yerlerden karşılıyoruz diyelim seçimi. Ama TL tarafında gerçekten çok zayıf karşıladık. En azından Euro'da biraz bugün geri çekilme kısmen olumlu diyebiliriz. Dolayısıyla şu aşamada artık seçimi bekleyeceğiz. Seçimden sonra ne olur bunu konuşacağız. Ama şu anki görüntü en azından hala belirsizliğin ve tedirginliğin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Pazartesi sabahı tedirgin bir piyasayla açılabiliriz diyorsun anladığım kadarıyla. Aslında piyasanın ve yabancı raporların pazartesi gününe ilişkin yazdığı A, B ve C senaryolarını da konuştuk programda ilk yarıda, ama sizin bir öngörünüz var mı? Yani şöyle, gerçekten öyle kritik ki, hani anketlere de bakıyorsunuz, hani çok ince bir çizgideyiz. Hani bu ince çizginin bir üstünde ve bir altında çok şey değişecek. Hani burada hani mevcut iktidarın devam etmesi tabii olumlu karşılanacaktır. Kur tarafında bir geri çekilme, endeks tarafında tekrar bir değerlenme durumu söz konusu olabilir. Belki endekste ilk etapta kısmen bir kar satışlarıyla beraber gelecek bir yükseliş hareketi başlayabilir, ama orta ve uzun vadede mutlaka bu bize iyi yansıyacak, olumlu yansıyacak. Ama tabii bununla beraber, yani böyle bir durumun oluşmaması durumu, yani beni çok tedirgin ediyor. Çünkü hem bu durum, hem akabinde Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımı söz konusu. Hani hemen arkasından bunun da gelmesi kur tarafında bize tekrar 3 seviyelerini konuşturur, belki gösterebilir. Dolayısıyla hani burada çok net bir şey söyleyemeyeceğim, ama şunu diyebilirim, 2.74 üzerinde bir fiyatlama oluşursa eğer, yani mevcut iktidarın devam etmemesi ve koalisyon durumunun oluşması bizi yukarı taşır ve 2.74'ün üzerine çıkarsak en azından çok kısa vadede 2.85'lere kadar bir yükseliş hareketini takip edebiliriz. Evet Bedri Sağlam'a teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. İyi hafta sonları, pazartesi artık görüşeceğiz diyelim ve reklama gidelim.